Karıştırma kabına 200 gram oda sıcaklığına margarin alıyorum. Şöyle üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. İki adet yumurta. Yumurtanın sarısı bir tanesini ayırdım arkadaşlar üzerine sürmek için. 2,5 yemek kaşığı elma sirkesi kullanıyorum. Dilerseniz üzüm sirkesini kullanabilirsiniz. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. Üç buçuk su bardağı un var arkadaşlar. Unu azar azar ekliyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı yumuşak kıvamında olacak. Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurum hazır. Şöyle sizlere yakına kıvamını göstermek istiyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamında. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Şimdi kurabiyelerime şekil verme aşamasına geçmek istiyorum. Kurabiyelerime şekil verme aşamasına geçtim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hamurdan küçük parçalar koparttım. Ve tahtanın üzerine rol şekli veriyorum. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, bu şekilde. Şimdi birinin uç kısmını diğerinin üzerine kapatıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime yerleştiriyorum. Ayırdığım yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Şöyle çörek otu susam serpiyorum üzerine. Kurabiye mi yaptın? Çok güzel olmuş. Evet anneciğim kurabiye yaptım. İnşallah teyzeler de beğenirler. Evet sevgili arkadaşlar, önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişiriyorum. Ben bu aşamada derece vermiyorum. Double fırını kullandığım için. Şimdi kurabiyenin fırına girmeye hazır. Sevgili arkadaşlar, tuzlu kurabiyemi fırından aldım. İlk sıcaklığı çıkar çıkmaz ailece yarısını bitirmiş olduk. Şimdi sizler için servis aşamasına geçmek istiyorum. Ben hamuruna 1,5 tatlı kaşığı tuz koydum arkadaşlar. Bu nedenle kurabiyelerim biraz tuzlu oldu. Siz de eğer benim tarifime göre yaparsanız tuz oranını azaltabilirsiniz arkadaşlar. 1,5 tatlı kaşığı yerine 1 tatlı kaşığı kullanmanızı öneriyorum.
Evet, şu şekilde tuzlu kurabiyem servis tabağına aldım ve yanına da çayımı da hazırladım. Çayla birlikte güzel gider arkadaşlar. Bugün de size tuzlu kurabiye tarifimi paylaştım. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Eğer tarifimi beğendiyseniz, kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.